Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoinlerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Solana'yı inceleyeceğim. Uzun, orta ve kısa vadeli bir perspektiften bir fiyat analizi yapacağım Solana ile ilgili. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna dokunmayı unutmayın lütfen. Solana burada geçtiğimiz Aralık ayında gördüğü 8 dolar dibinden itibaren, yani burası harika bir alım fırsatıydı bu arada. Bu 8 dolarlık dipten itibaren iyi sayılabilecek derecede bir yükseliş gerçekleştirdi. Yani burada 3x'ten fazla bir kazanç sundu bu dip seviyeden maliyetlenen yatırımcılara. Burada 20 haftalık hareketli ortalamayı da kırıp üzerinde kapanışlar yapmıştı. Ancak burada istediğimiz fiyat hareketini bir türlü yukarıya gerçekleştiremedi ve buradan yeni bir düzeltmeye girdiği görülüyor Solana'nın. Burada önemli olan ortalamamız olan yükselişler için, boğa koşusu başlangıçları için nitelendirebileceğimiz 20 haftalık hareketli ortalama ve 200 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönlü kırmış bulunuyor. Bu durumda da zaten düşüşlerin devamı beklenir genel perspektiften bakarsak. Yukarı yönde hareketlerde şu anda çok güçlü dirençlerimiz söz konusu. Bunlar 19 dolar, 23 dolar ve ardından da 32 dolara tekabül ediyor ve bu seviyeler ciddi güçlü dirençler olarak yukarıda fiyat üzerinde olumsuz manada bir baskı unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Bu şu anda Solana 17 dolar 40 sent seviyesinde fiyatlanıyor, ancak bu 19 dolar seviyesini aşmadığı takdirde de ben burada düşüşlerin yine derinleşerek devam etmesini bekliyorum. Şöyle günlük grafiğe geçeyim hemen. Günlükte Solana momentumunu kaybettiği görülüyor. Yani aşağı yönlü bir momentum söz konusu. Bu da shortçuların lehine gelişen bir durum. Yani fiyatta düşüş beklentisi devam ediyor diyebilirim Solana için. Burada düşüşlerin devam etmesi durumunda nasıl bir fiyatlanma olabilir? Ona hemen bir göz atalım isterseniz. Şu anda Fibonacci 0.5 seviyemizde fiyatlanıyor Solana hemen hemen. 17 dolar 50 sent seviyesi bu Fibonacci 0.5 seviyemiz. Bu seviye üzerinde de tutunmaya çalıştığı görünüyor son 2-3 gündür. Ancak bu seviye 17 dolar 50 sent seviyesi aşağı yönde kırdığı takdirde burada 15 dolar 30 sent seviyesi Fibonacci 0.618 seviyemiz bizim. Bu seviyede güçlü bir destek olarak düşünülebilir. Dün zaten bu seviyeye doğru bir düşüş gerçekleştirdi, ancak yeniden fiyat toparladı ve Fibonacci 0.5 seviyelerine doğru bir hareket sergiledi. Bu 15 dolar 30 sentin kaybolması halinde ise 12 dolar 10 sent seviyesi bizim aşağıdaki bir diğer desteğimiz olacaktır. Şu anda da momentum maalesef terse dönmüş durumda, yani shortçuların lehine gelişen bir durumda. Yani bu durumda da düşüşlerin devam etmesi bekleniyor. Ancak buradaki 0.5 seviyesi, yani 17 dolar 50 sent seviyesi veyahut da bu aşağıdaki 15 dolar 30 sent seviyesinden yeniden yukarı yönlü bir tepki alırsak da burada 19 dolar seviyesi bizim için önemli olacaktır, belirleyici olacaktır yeni bir yükseliş hareketinin başlaması açısından. Bu 19 dolar ve ardından yukarıdaki 23 dolar seviyelerimiz bizim majör dirençlerimiz olarak şu anda düşünülebilir. Yani bu seviyeleri aştıktan sonra yukarıdaki fiyat hedefimiz bizim 32 dolar olacaktır. Yani bu iki hareketli ortalamamız da bizim oldukça önemli yükselişlerin, yeni yükselişlerin başlaması açısından. Birbirine de yakın seyrediyor şu anda 19 ve 23 dolar seviyeleri. Bu seviyeler tek bir seferde de kırılsa, yani hedefimiz 32 dolar olacaktır ilk etapta. Bu 32 dolar seviyesi de yukarıda 37 ve 41 dolara kadar hedeflenebilir fiyat bu seviyelere ulaştığı takdirde. Ancak dediğim gibi bu seviyelerden artık bir tepki yükselişi gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde burada 12 dolar seviyesine kadar bir düşüş söz konusu olabilir. Zaten bu seviye artık bizim son
çizgimiz diyebilirim. Çünkü bu seviyede kaybedilirse bu aşağıdaki 8 dolar dibine kadar belki de daha alt seviyelere kadar bir düşüş görmemiz muhtemel diye düşünüyorum ben. 4 saatlik grafiğe gelelim hemen. Dört saatlikte de zaten şu anda sinyalimiz short'ta. Epey bir zamandır short'ta. Burada slingshot destek seviyemizi kırdıktan sonra yani şu seviyelerde 23 dolar seviyelerinden itibaren zaten hiçbir şekilde düzgün bir şekilde yukarıya bir hareket yapamadı ve düşüş trendine devam ettiği görülüyor. Burada yukarıdaki ilk önemli direncimiz de 19 dolara eşleşiyor hemen hemen 18.94'te bulunuyor. Yani bu 19 dolar hem 4 saatlik grafikte hem de günlükte ve haftalıkta oldukça kritik bir seviye. Yani bu seviyenin aşılması zaten bizi çok rahatlatacaktır Solana'da. Ancak bu seviye aşılmazsa dediğim gibi az önceki verdiğim 12 dolar ve alttaki seviyelere kadar bir düşüş görmemiz oldukça muhtemel gibi görünüyor. Ancak bu seviyede 19 dolar seviyesi de aşılırsa da dediğim gibi 23 dolar ve yukarıda da bu 23 doların neticesinde 32 dolar ve 37 doları hedefleyebiliriz. Ancak şu anda da burada 4 saatlikte bu short trendinin biraz zayıfladığı görünüyor. Yani bu da buradan yeniden bir yükseliş söz konusu olacağının da bir işareti olabilir. Çünkü 4 saatlikte artık bu short trendi bayağı bir zayıflamış görünüyor. Bu da tabii ki kısa vadeli, daha kısa vadeli düşünen arkadaşlar için oldukça önemli. Yani buradan yeni bir toparlanma gelmesi durumundaysa işte bu 19 ve 23 dolar seviyeleri mutlaka dikkate alınmalı. Bu seviyelerden tekrar bu seviyeye bir retest olur, tekrar bir düşüş olursa da düşüşün daha da derinleşmesini bekliyorum ben açıkçası. Burada zaten Bitcoin'in de fiyat hareketleri oldukça önemli. Bitcoin 20 haftalık hareketli ortalama üzerinde tutunmaya çalışıyor. Eğer 20 haftalık hareketli ortalama üzerinde tutunmayı başarırsa Bitcoin bu haftalık kapanışta altcoin'lerde de yavaş yavaş artık yukarı yönlü hareketler görmemiz muhtemeldir. Ancak 20 haftalık hareketliliği Bitcoin'in kırması durumundaysa altcoin'lerde yeni bir çöküş, yeni bir düzeltme dalgası görebiliriz. Bunun için de yatırımcıların dikkatli olması lazım. Şu anda Solana'da herhangi bir long işlem veyahut da alım yönlü bir işlem gerçekleştirmek de riskli olacaktır. Dediğim gibi bu 19 ve 23 dolar seviyeleri aşılmadan yeni long işlem veyahut da alım yönlü işlemler oldukça riskli olacaktır. Şu anda Solana ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.